geleceğimizi biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah önderinde başladı. Muhalefet partileri ellerini oluşturuyorlar böyle. Aa, Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bu bir görevli, bir inanç davası uğruna siz buradasınız. Doğru bu. Başbakanımızla beraber 7 Haziran ve sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir siyaset içerisinde hep beraber çok çalışmamız lazım arkadaşlar. Böyle biz burada AK Parti üyesi arkadaşlarımız var. Onları şöyle bir çekin. Biz zorluklar yaşadık. Ne çileler çekti bu insanlar. Yani bizim yaşımızda Denizli için, partimiz için, ülkemiz için yaşadığımız bütün sıkıntıları, acılarını biliyoruz. Ve tekrar eskiye dönmek istemiyoruz. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. Şu anda yeni Türkiye'de yaşıyoruz. Ve inşallah yeni Türkiye'nin ikinci yarısında hep beraber birlikte geleceğimizi tekrar yapılandıracağız. Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmaya çalışıyoruz. Yeni bir anayasayla, kendimizin yaptığı, bizim gelenek, görenek, inancımıza göre yapılmış olan bir anayasayla inşallah ne yapacağız? Biz bir meclis ve yeni anayasamızı oluşturacağız ve yeni Türkiye'yi planlayacağız. Eğer bunu yaparsanız oyumuzu da ne yaparız? Artırmış oluruz. Biz zorluklar yaşadık. Ne çileler çekti bu insanlar. Yani bizim yaşımızda ve bizden biraz daha büyük olan kardeşlerimiz, abilerimiz az çok bunları hepsinde farkındalar. Türkiye'nin geçmişteki bataklıkla kaplanmış olduğu dönemler, paralarımızın harman savurduğu dönemler, çaldırıldığı dönemler, yani başkalarının peşkeş çekildiği dönemler, fakirleşmiş bir Türkiye. Ve 13 yılda geldiğimiz noktayı hepimiz görüyoruz. 13 yılda Allah'ın izniyle AK Parti sayesinde bugün artık elle gösterilen dünyada lider bir ülke haline geldik. Bugün para alan değil, el açan değil, veren durumdayız. Allah'ın izniyle. Pekala bunu biz korumak istemez miyiz? Ama diğerlerin umurunda değil. Neden umurunda değil? Bakın, size kısaca açıklayayım. Şimdi MHP'ye bakıyorsunuz, MHP hamaset yapıp, işte milliyetçi duygularla, işte değişik versiyonlarla şimdiye kadar ne yazık ki ortaya herhangi bir eser, bir hizmet bırakamamış. Koalisyon döneminde de ne yazık ki koalisyon yaptığı partilerle de elini yüzüne bulaşmış ve ortada kalmış. CHP'ye bakıyorsunuz. Bugün CHP'nin desteklediği ve CHP'ye oy verenleri şöyle kısaca bir tahlil etmek istiyorum. Birkaç dakikasını. Kırsal kesimde, köy kesiminde genelde işte babadan oğula geçen bir particilik var. Yani futbol takımı gibi parti tutuyorlar. Düşünmüyorlar ya. CHP bize ne yaptı şimdiye kadar? Ne verdi? Neyi ortaya koydu? Atatürk'ün partisi diyorlar ama Atatürk'ten sonra ne yazık ki halkın partisi olmamışlar. Adı halkçı ama halk partisi değiller. Ama AK Parti halkın partisi işte. Çünkü neden? Kendisinden gördüğü bir liderleri bugün liderler tarafından yönetiliyor. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetildi, Ahmet Davutoğlu tarafından yönetildi ve gönderdiği insanlar da kendi içinden insanlar. Pekala CHP'ye kırsal kesimde bu şekilde bir oy potansiyeli. Merkezde nasıl pekala? Merkezde baktığımızda şu Denizli'ye bakıyorsunuz. Yerel yönetimlerde Allah'a şükür Büyükşehir Belediye'miz Osman Zola, bundan önceki yine şu anda Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi sayesinde Denizli Avrupa'da aratmayacak şekilde büyük bir modern bir şehir oldu. Bugün gidin diğer illerden gelen komşularınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız, dünürleriniz vardır. Demiyorlar mı Denizli'ye geldiğinde? Ya Denizli ne olmuş? Ne kadar güzel. Yanlış yere geldik diye düşünenler de var. Yani. Aynen. Yani Avrupa'ya mı geldik diyorlar değil mi? Evet. Pekala böyle bir güzelliği yaratan, oluşturan kim? AK Parti'nin evlatları, AK Parti'nin hizmetkarları. Pekala diğerler ne verdi? Allah aşkına ne bıraktılar bize? Acıdan başka atalarının işte biliyorsunuz camileri ahır yaptığı dönemler, işte ezanları Türkçe okuttuğu dönemlerden gelmiş insanlar var burada. Yasakların her daim, her zaman, her vakit yasaklar içinde yaşadığımız dönemleri biliyoruz, hatırlıyoruz. Ne yazık ki bu ülkede yani bir anayasa kitapçı bile atılıyor ve ülke bataklığa saplanıyor. Ama şimdi yedi düver nasıl Çanakkale'ye geldi Osmanlı ve bütün cihat yapan askerlerimiz orada savaştı. Yedi düvelin gemilerine gitmediyse bugün de aynı şekilde bugün yurt dışında, dış dünyadaki hainler ve içimizdeki hainler tarafından bu düzeni bozmaya çalışıyorlar. Ama biz bozduracak mıyız? Hayır. Bozdurmayacağız Allah'ın izniyle. Bunun için mücadele etmemiz lazım. İşte bu seçim onun için önemli.
Bakın, CHP'ye oy verenler, bizim aklımızda şöyle, bizim Anadolu'dan gelen insanlar var. Hani şu bölgede ben Fatih Mahallesi'nin çocuğuyum. Senin sarı Ayaz, Acıpayam, Ayaz köyündeyiz yani baktığında. Köyden gelmişiz buraya. Burada işte elimizle tırnağımızla bir yerlere gelmişiz. Hepimiz öyle, hepiniz öylesiniz. Ama burada bir zengin kesim var. Zengin kesim kendi hayat felsefesine ödün vermeyip istediği gibi yaşamayı devam ettirmek isteyen konforlu kesim. Yani konforlu, konfora alışmış, konfor içerisinde yaşayan bir grup CHP'ye oy veriyor ama yapılanları görmüyor. Siz neye, ne için hizmet ettiğinizi bakmıyor adam. Yaptığınız eserlerin hiçbirisine bakmıyor. Onun için kendi keyfi önemli, kendi kazandığı önemli, halkın ne olduğu hiç önemli değil. Bu grup işte gidiyor CHP'ye oy veriyor. Yani bizi düşündüğü yok, ülkesini düşündüğü yok, halkın düşündüğü yok, geleceğini düşündüğü yok. Onlar veriyor oraya. Ne yazık ki böyle bir kesim de var. Bu her zaman olmuştur, her daim oluşmuştur. Osmanlı döneminde de olmuştur, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de, şimdi de ve bundan önceki 80 Eylül öncesi dönemde de ve bundan önceki dönemlerde de her zaman karşımıza çıkacaktır. Gezici olaylar diyorsunuz, gezi olayları. Türkiye'yi allak bullak etmeye çalıştılar. Sivil ihtilal yapmaya çalıştılar. Sandıkta kazanamadıklarını halk ayaklanmasıyla yapmaya çalıştılar. Yine bir grup, yine paralel yapılanma dediğimiz bir grupta ülkesine hainlik edip, ihanet edip işte 17-25 Aralık vurgularıyla ülke insanını karıştırmaya çalıştı. Bak sizden diyeceğim. Sandıktaki seçmen listelerini buradan alın. İsteyin.